Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Hilal TV ekranlarına ve İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aranın ardından İz Bırakanlar programında tekrar siz sevgili izleyenlerimizle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bu akşam İz Bırakanlar programımızda düşünen, kafa yoran, fikir üreten, ürettiği fikirleri çok tartışılan önemli bir ismi, yine bir başka değerimizi. İslami ilimlerin hemen tamamı ve tarihi tecrübe üzerine kalem oynatmış bir düşünce insanı Fazlur Rahman'ı anacağız vefatının 19. seneye devriyesinde. İlerleyen dakikalarda birbirinden değerli hocalarımız Fazlur Rahman'ın düşüncesini, tartışmaya açtığı konuları, kendisinin metodolojisini ve İslami ilimleri yorumlayış tarzını bizlere anlatacaklar. Programımıza Fazlur Rahman'la ilgili hazırladığımız özel bir belgeselle başlıyoruz. Sonrasında iz bırakanlarda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Fazlur Rahman Malik, 21 Eylül 1919 yılında Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Hazara şehrinde doğdu. Ailesi Büyük Müceddit Şah Veliyullah Devlevi'nin mirasını sürdüren Deobandi ekolüne mensuptur. İlk eğitimini Deri Nizami olarak bilinen geleneksel medrese eğitimi şeklinde babası Mevlana Şihabüddin'den aldı. Daha sonra çağdaş İslami eğitim yapan bir kurumda Hazara'da tamamladı. 10 yaşında hafız oldu. Ailesi 1933 yılında Lahor kentine taşınınca burada üniversiteye başladı. Bir yandan da babasından aldığı özel eğitimini devam ettirdi ve 1940 yılında Pencap Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Arapça üzerine yaptığı yüksek lisansını 1942 yılında tamamladı ve bu üniversiteye asistan olarak atandı. 1943-1946 yılları arasında aynı üniversitede okutman olarak çalıştı. 1946 yılında İslam felsefesi üzerine çalışmak için Oxford Üniversitesi'ne gitti, doktora tezini İbn Sina'nın psikolojisi üzerine yaptı. 1958 yılına kadar Durham Üniversitesi'nde İslam felsefesi ve Fars kültürü üzerinde dersler verdi. Bu dönem Fazlur Rahman'ın geçirdiği zihniyet dönüşümü bakımından bir dönüm noktası oldu. Bunu kendisi şöyle ifade eder. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde doktora öğrenimini yaptıktan ve Durham Üniversitesi'nde ders vermeye başladıktan sonra daha önce almış olduğum modern eğitimle geleneksel eğitimim arasında bir çelişki hissettim. 1940'lı yılların sonuyla 1950'li yılların başlarında felsefe çalışmaktan doğan ciddi bir şüphe dönemi geçirdim. Bu, geleneksel inançlarımı darmadağın etti. 1958 yılında da Kanada McGill Üniversitesi'ne geçti. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra 1961 yılında Pakistan'da askeri bir darbeyle yönetimi ele geçiren Eyüp Han'ın daveti üzerine Pakistan'ı yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak üzere ülkesine gitti. Eyüp Han'a danışmanlık, İslami Araştırmalar Enstitüsü'nde idarecilik ve müdürlük yaptı. İngilizce ve Urduca dergiler çıkardı. Bu enstitü bünyesinde çok sayıda talebeye dersler verdi ve yurt dışına gitme imkanı sağladı. 1965 yılında İslami ilimler için öncelikle de tefsir, fıkıh ve hadis ilimleri alanında yeni bir metodoloji arayışını ele alan Tarih Boyunca İslam Metodolojisi Sorunu isimli eserini yazdı. 1966 yılında iki yönlü bir hareketle Kur'an'ı okuma, Nebevi sünnet ve yaşayan sünnet, formüle edilmiş hadis, etkin tarih, kelam, tasavvuf konusundaki temel tezlerini ortaya koyduğu İslam isimli kitabını kaleme aldı. Burada kaleme aldığı kitap ve makalelerde ortaya attığı görüşler dolayısıyla Pakistan ulemasının büyük tepkisini çekti. Gittikçe artan tepkiler onu 1968 yılında Pakistan'ı terk etmeye zorladı. 1969 yılında tekrar Amerika'ya döndü ve Chicago Üniversitesi'nde İslam Düşüncesi Profesörü olarak göreve başladı.
Fazlurrahman'a göre modernizmle yüzleşmek ve Batı karşısında bağımsız bir zihin haline ulaşmak için İslam tarihinin derinliklerine inmek şarttır. 1980 yılında hayatın çeşitli alanları ile ilgili ayetlerin konulu olarak yorumlandığı ana konularıyla Kur'an isimli kitabını yazdı. 1984 yılında ise geleneğin fikri olarak değişimi konu ettiği İslam ve Çağdaşlık adlı eserini yazdı. Tümü İngilizce olan 11 kitap, 68 makale, 4 ansiklopedi maddesi ve 16 kitap tanıtım yazısı bıraktı. Adına İslami Çağdaşlaşma diyebileceğimiz projesi çerçevesinde Fazlurrahman sadece Kur'an'ı istisna tutarak bugün İslam adına elimizde bulunan ne varsa tartışılıp sorgulanması ve yenilenmesi gerektiği fikrindedir. İslami ilimlerin hemen tamamı ve tarihsel tecrübe hakkında kalem oynatmış bir düşünür ve yazar olan 1918 Osmanlı Devleti ve 1989 Sovyetler Birliği'nin çöküş yılları arasında yaşayan Fazlurrahman, 26 Temmuz 1988 yılında vefat etti. Sevgili seyirciler, kardeş Pakistan'ın yetiştirdiği büyük bilim adamı Fazlurrahman, İslam dünyasında olduğu kadar Batı'da da çok konuşulan fikirleri, düşünceleri, eserleri çok tartışılan bir isim. Ve Fazlurrahman'ı biz bu akşam ilk olarak Fatih Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Alparslan Açıkgenç hocamızla konuşacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi az önce de ifade ettik. Fazlurrahman gerek öne sürdüğü düşünceleriyle, gerek kaleme aldığı eserleriyle hem yaşadığı dönemde olduğu kadar kendisinden sonraki dönemde de işte ölümün üzerinden 19 yıl geçmiş ama hala düşünceleri ve tezleri tartışılan bir isim. Şimdi Fazlurrahman denilince ilk akla gelen kavramlar modernizm ve çağdaşlık. Daha doğrusu çağdaşçılık anlayışı. Evet. Arzu ederseniz Fazlurrahman'ı bir modernist ya bir çağdaşçılık olarak değerlendirerek sohbetimize başlayalım. Yani Fazlurrahman'la bu kavramlar gerçekten birebir örtüşen kavramlar mıdır? Ve bu ifadelerle biz Fazlurrahman'ı nasıl daha yakından tanıyabiliriz? Doğru. İslam dünyasında modernizm, modernite, çağdaşçılık deyince belki de akla ilk gelen düşünürlerden birisi rahmetli Fazlurrahman'dır. Kendisini ben 1977'de ilk defa tanıdım. Chicago Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Ben de orada master yapmak üzere burslu olarak gitmiştim. Sonra master'ımı bitirdikten sonra doktoraya müracaat edip gidip tanıştıktan sonra kendisiyle ve gerçekten çok büyük bir hem düşünür, filozof olması açısından hem de İslam dünyasını çok iyi bilmesi açısından onun yanında çalışmamın uygun olacağını düşündüm ve 5 yıl rahmetli hocamla birlikte orada çalıştık. Döndükten sonra tabii ki şeylerimiz yine devam etti, münasebetlerimiz hocamızla. Hocamız çok az önce bir şey hayatı hakkında evet. Kısa bir belgesel hep birlikte dinledik, seyrettik. Fakat hocamızın bir de böyle canlı olarak hayatından bir iki şeyin hatıranın anlatılmasının da bence tanınmasında yararı olacağını kesinlikle düşünüyorum. Hocamızla gittiğimizde beni şaşırtan bazı durumları olmuştu. Mesela o yaşlı olmasına rağmen biz alışkın değildik. Bazen beni şaşırtan bazı durumları olmuştu. Mesela o yaşlı olmasına rağmen biz alışkın değildik. Bazen bizim işlerimizi kendisi doğrudan eliyle takip ederdi. Öğrenci işlerine gider, bu işi oldu mu, böyle kendisi direkt götürür. Bu arkadaşınızı arayın, ne yaptı, doktora evet. Tezini yazacaktı, şu derse kayıt yaptırdım vesaire gibi. Böyle birebir ilgilenir ve her gün özellikle Türkiye'yi çok severdi. Çok ve sürekli çok yakından takip ederdi Türkiye'deki gelişmeleri. Neredeyse her hafta onun dersleri pazartesi ve cuma günleriydi. Tam sabahtan akşama kadar doluydu. O iki gün içerisinde sırf ders verirdi. Başka hiçbir işi yapmazdı.
Bizi ilk gördüğü an hemen sorardı, Türkiye'de ne var ne yok, haberler nasıl, gelişmeler ne durumda. Tek tek böyle takip ederdi, bu oldu mu, şöyle bir olay duydum, nasıl oldu, nasıl gelişti diye. Çok merak eder, sorardı. Ve rahmetli tabii ki cuma günleri de orada olduğu için diğer Müslüman talebelerle de yine yakından ilgilenir. Cuma namazlarını bize genellikle kendisi kıldırırdı. Ve hutbeyi okurdu. Her hutbesi hocamın ilmi bir konuşmaydı. Evet. Hiçbir zaman böyle genel hani günlük, güncel, sosyal konuları anlatıp geçer şekilde hutbe vermezdi. Onları bilimsel açıdan sürekli değerlendirirdi. İslam tarihinden örnekler verirdi. Çeşitli düşünürlere, hem günümüzde, hem batıda, hem İslam dünyasında olan düşünürlere atıflar yaparak, özellikle mesela biz şaşırırdık, Osmanlı dünyasındaki düşünürleri çok iyi bilirdi. Ziya Gökalp olsun, Ziya Paşa olsun, Namık Kemal olsun, Mehmet Akif olsun. Bunlardan bazen öyle olurdu ki şiirlerini okurdu ezber, Türkçe olarak, Osmanlıca olarak ve tercüme edip anlamlarını, neler ifade ettiklerini, İslami düşünceye olan katkılarını sürekli irdeler ve bunları bize anlatırdı kendisi. Bu açıdan çok ilginç yönleri var Fazlur Rahman'ın, bilinmesi gereken. Evet, peki siz Fazlur Rahman'ı yakından tanıyan bir isim de olarak gerek düşüncelerinin gerekse de öne sürdüğü fikirlerinin bu denli tartışılıyor olmasını, halen tartışılıyor olmasını neye bağlıyorsunuz? Özellikle Türkiye'de ve belki de yine Türkiye gibi diğer İslam ülkelerinde zannediyorum çağdaşçılık biraz yanlış temsil edilmiş. Hı hı. Ve yanlış anlaşılmış, yanlış anlatılmış diye düşünüyorum ben. Bunu ona yüklüyorum ben. Özellikle Fazlur Rahman tanınırsa çağdaşçılığın çok değişik boyutlarının gündeme geleceğine inanıyorum ki Türkiye'de zaten Fazlur Rahman'ın bu açıdan özellikle İslam çağdaşçılığına çok katkısı olmuştur. Özellikle düşünce düzeyinde. Evet. Peki bu kavramı biraz açacak olursak, şimdi mesela izleyicilerimizin biraz daha net anlayabilmesi ve Fazlur Rahman'ı da tanıyabilmesi açısından dediniz ki İslam çağdaşçılığı Fazlur Rahman'ın bir yerde düşüncesi ve öne sürdüğü fikirlerin ana nirengi noktası. Evet. Ne anlamak gerekiyor bu çağdaşçılık tabirinden hocam? Asıl anlaşılması gereken tabii ki bu İslam dünyasında biraz daha sosyolojik diyebileceğimiz bir olguyu ifade etmekte. Temel olarak belki şöyle diyebiliriz. Çağdaşçılık toplumu dinamik olarak değişen bir unsur gibi algılamaktadır. Değişen bir unsur olduğu için toplum sürekli değişip o bir süreç içerisinde tarihte hareket eden bir olgu olduğundan bizim kendimizi o olgu içerisinde belli durumlarda tahlil edip ya ona uydurmamız lazım veyahut o olguyu değişik şekilde yorumlayıp akış durumunu eğer yanlış görüyor isek değiştirmemiz lazım. Fazlur Rahman'ın özellikle vurguladığı husus bu. Fakat burada öne çıkan bir konu var. Ve özellikle sürekli yanlış anlaşılmıştır bu konu. İşte deniyor ki toplum madem ki değişen bir unsur olarak sürekli değişip gitmekte, öyleyse biz de kalkıp dini bu olguya uydurmamız lazım. Yani dini de bir açıdan çağdaşlaştırmamız lazım gibi bir anlayış, çağdaşçılık olarak anlaşılıyor. Fazlur Rahman'a göre bu yanlış. Çünkü din her zaman çağdaştır Fazlur Rahman'a göre. Ancak din öyle bir yapıda geliyor ki insanlığa, her yönüyle açık seçik hayata doğrudan uygulanması gereken ilkeler olarak bize gelmediğinden, her bir ilkenin veya bize dinde sunulan kuralların bir şekilde yorumlanmasına ihtiyaç var uygulanabilmesi için. Evet. O zaman karşımıza şöyle bir olgu çıkıyor. Öyleyse bir din var bize vahiy ile gönderilen. İkincisi o dini bizim anlayışımız, hayatımıza uygulayabilmemiz için. Ben şöyle anlıyorum bundan, bu şunu ifade eder deyip uygulamaya döktüğümüz zaman bu ikinci durumda sorunlar gündeme gelmektedir.
Demek ki din çağdaşlaştırılamaz. Dinin yorumu, anlayışı çağdaşlaştırılmalıdır. Fazıl Rahman'ın söylediği. Tabii ki bununla Fazıl Rahman özellikle sürekli vurgulamıştır. Kendisi birçok eserlerinde de mesela İslam and Modernity adlı kitabında, ki bu İslam ve çağdaşçılık olarak Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap. Hemen alt şeyinde diyor ki intellectual, fikri bir gelenek. Evet. Dolayısıyla Fazıl Rahman'ın çağdaşçılıkta öne çıkarmak istediği fikri çağdaşçılık. Hı hı. Madem ki İslam'ın yorumu, anlaşılması, çağdaşlaşması gerekiyor, o zaman bu da ancak fikirle olur, düşünceyle olur ve düşünce sisteminde olur. Bu durumda bizim çağdaşçılığı bu açıdan anlamamız lazım ve öyle yorumlamamız lazım. Bir açıdan diyebiliriz ki Fazıl Rahman'ın çağdaşçılığı fikri çağdaşçılıktır. Evet. Yani herhalde şu da söylenebilir. Bu İslami çağdaşlaşma diyebileceğimiz projesi çerçevesinde Fazıl Rahman sadece Kur'an'ı hocam istisna tutarak bugün İslam adına elimizde ne varsa bunların tartışılıp sorgulanması ve yenilenmesi gerektiği fikrinde, öyle mi? Evet, doğru mu anlamışsınız? Evet, evet, bu doğru. Tabii şimdi sadece Kur'an deyince İslam'ın çok önemli ikinci bir kaynağı hadisler daha var. Hadisler var, elbette. O da hadisler var. Hadislerde de hadisleri iki gruba ayırıyor Fazıl Rahman. Çok genel anlamda. Yani hadis usulü açısından değil. Bu çağdaş, fikri çağdaşçılık açısından iki temel gruba ayırıyor. Birincisi bizzat dinin özüne has olan hadisler. Mesela namazın mahiyetini anlatan, nasıl kılınması gerektiğini anlatan, orucun vesairenin ibadetlere yönelik, inanca yönelik, imana yönelik hadisler. Birinci grup bu. Bu tür hadisleri de Kur'an gibi kabul ediyor Fazıl Rahman. Çağdaşlaştırılamaz bunlar. Çünkü dini temel olarak ele aldığı için bunların çoğunu o şekilde biz adeta kabul etmek zorundayız diyor Fazıl Rahman. Fakat sosyal hayata yönelik hadisler var. Evet. Bunların yorumlanması lazım. Günümüze uyarlanabilmesi için yoruma ihtiyacı var bu hadislerin. Ancak belli bir yorumdan sonra biz bunları uygulayıp günümüze olan ilgisini görebiliriz diyor Fazıl Rahman. Tabii aynı şey Kur'an için de geçerli. Burada belki Fazıl Rahman'ın tefsir usulüne bir göndermede bulunabiliriz. Diyor ki mesela, evet, Kur'an bütün asırlar için gelmiştir. Fakat şimdi bazen Kur'an'daki bazı ayetleri biz ele alıp okuduğumuzda sırf soyut olarak tamamen mücerret, yani bizatihi kendi içinde ele aldığımızda anlamakta güçlük çekiyoruz. Anlayabilmemiz için nazil olduğu ortama dönmek zorundayız. Evet. Buna birinci hareket diyor kendisi tefsir usulünde. Yani geriye doğru bir hareket. Kur'an'ın zamanına gitmemiz lazım ki Kur'an'ı anlayabilelim. Çünkü Kur'an'ın zamanı, nazil olduğu zaman onun bağlamını verdiği için malum, bir söz kendi bağlamından koparıldığı zaman anlaşılamaz. Hı hı. Şimdi Kur'an'ın da aynı şekilde esbab-ı nüzulü var. Bunların bilinmesi lazım, incelenmesi lazım. O günün sosyal olaylarının, siyasi olaylarının, iktisadi olaylarının ve bunun gibi diğer düşünce boyutlarının da tahlil edilmesi lazım ki bir defa o ayet iyice anlaşılabilsin. Burada yalnız Fazıl Rahman bir unsur getiriyor. Bunu kabul etmeyen hemen hemen hiçbir alim yok İslam dünyasında. Diğer getirdiği asıl unsur, ki çağdaşçılığı bence budur Fazıl Rahman'ın. Diyor ki eğer Kur'an o nazil olduğu bağlamında çok iyi anlaşılırsa nazil olan ayetin amacı anlaşılır diyor. Oradan bir amaç çıkarabiliriz. Yani o ayet bir bağlam içerisinde gelmiş fakat aynı zamanda belli bir amaca yönelik anlaşılır diyor. Oradan bir amaç çıkarabiliriz. Yani o ayet bir bağlam içerisinde gelmiş fakat aynı zamanda belli bir amaca yönelik gelmiştir. Mesela bir ayetin asıl amacı adaletin temini olabilir. Madem ki adaletin temini ise onun uygulanmasında, o günün şartları içinde o adalet nasıl temin edilebilir? Diyelim ki miras hukuku meselesinde hani üçte bir kız kardeşlere verilmesi meselesi, o günün şartları içerisindeki sosyal uygulama o şekilde olduğundan adaletin temini ancak o şekilde olabilirdi. Şimdi bunu alıp günümüze uyguladığımız zaman, günümüzdeki uygulama bu şekilde değil ise,
O zaman adaletin temini için nasıl bir değişim, miras dağılım sistemi gerekiyor ise onun o şekilde yapılması gerekir diyor Fazlur Rahman. Evet. Peki belki de en önemli konulardan bir tanesi de Fazlur Rahman'ın günümüz İslam düşüncesine etkileri, katkıları. Evet. Yani işte Fazlur Rahman, evet, düşünceleri çok tartışılan, belki de kimi zaman düşünceler üzerine fırtınalar kopartılan bir isim. Fakat doğru, buna karşın şu da bir gerçek ki günümüz İslam düşüncesinde söz sahibi olan, bir yerde ciddi manada etkisi görülen bir isim. Bu etki hakkında neler söyleyebiliriz hocam? Çok şeyler söylenebilir. Malum İslam düşüncesinin çeşitli boyutları var. Birincisi Kur'an'ın anlaşılmasına doğru, özellikle tefsir usulünde geliştirilmiş. Çünkü tefsir usulü tamamıyla bir düşünce sistemidir kendi içerisinde. Kur'an'ı anlamaya çalışan bir çabayı ifade etmektedir. Burada tefsir usulünde kendisinin bütüncül yaklaşım dediği önemli bir metodu gündeme getirmektedir. Bu da çok önemli. Deminki verdiğim o geriye doğru hareket, bir de diğer ikincisi çıkardığı o ilke, Kur'an'ın herhangi bir ayetin nüzulünde bir amaç vardır diyor. O amacı çıkarmak için ileriye doğru hareket yapmamız gerekiyor. Günümüze gelip günümüzdeki uygulama şekillerini ortaya koymamız gerekiyor derken asıl bir metot daha geliştiriyor kendisi. Diyor ki Kur'an'ın herhangi bir ayetini biz Kur'an'ın diğer ayetlerinden bağımsız olarak anlayamayız. Veya herhangi bir ayetini alıp Kur'an'ın belli bir parçasını seçip o parça içerisinde de yanlış anlayabiliriz. Eğer bu şekilde tefsire yaklaşırsak kesinlikle yanlış olur. O zaman Kur'an'ı bir bütün olarak önce ele almamız lazım. Kur'an'ın hayata bakış açısını, dünya görüşünü net bir şekilde kavradıktan sonra tek tek ayetlerini ancak tefsir edebiliriz. Bu bence çok önemli ve değişik bir yaklaşım. Tabii geçmişte bu vurgulanmış bir şey. Kur'an'ın hiçbir parçasını alıp diğer parçasını terk etmeme şeklinde dile getirilmiş ama ben o tür yaklaşımlara, onlar da bütüncül yaklaşım denebilir. Evet. Biraz daha mekanik diyorum ben. Fazlur Rahman'ınki ise felsefi bütüncül bir yaklaşım oluyor. Felsefi bir metot geliştirerek o bütünlüğü Kur'an'a bizzat uygulamaya çalışmıştır kendisi. Yine aynı şekilde fıkıhta da, İslam hukukunda da ve İslam hukuk metodolojisinde de kendisinin geliştirdiği metot bu türden bir yaklaşımdır. Ve orada da yine İslam düşüncesine Fazlur Rahman'ın önemli katkıları olmuştur. Yine aynı şekilde tabii ki hadis usulünde. Hadis ve hadisin tabii ki pratiğe dönüşmesi sünnet olarak, sünnet anlayışı yine Fazlur Rahman'ın İslam düşüncesine önemli katkıları olarak görülebilir. Bunun yanında tabii ki Fazlur Rahman'ın İslam felsefesinde tasavvuf yorumu, İslam felsefesi tarihi içerisinde gelişimi, çeşitli filozofların görüşleri, onları eleştirmesi, onlara katkıda bulunması, İslam felsefesinin çok önemli mesela sorunları var. Cüz-i ihtiyari meselesi, peygamberlik kurumu, ondan sonra yine mesela kelamda, diğer İslam düşüncesinin, felsefesinin diğer bir boyutu olan kelamda diğer birçok meseleler var. Gerek siyasi hayatta yönelik olan sorunlar olsun, gerekse bizzat metafizik sorunlar, varlık nedir, bilgi nedir, bilginin metodu, elde edilmesi, bunlara ilişkin geliştirdiği çok önemli görüşleri bulunmaktadır. Evet. Şimdi hocam siz Chicago Üniversitesi'nde 5 yıl kadar Fazlur Rahman'ın yanında bulunduğunuzu programımızın girişinde söylemiştiniz. Evet. Biraz da böyle hatıralardan yola çıkarak Fazlur Rahman'ı tanımaya çalışalım. Evet, evet. Yani düşünce dünyası engin ve zengin bir düşünce adamımız. Fakat yani bir dava adamı olarak baktığımızda ya da işte muamelatına baktığımızda, öğrencileriyle olan hukukuna baktığımızda nasıl bir portreye çıkıyor karşımıza? Onu demin de arz ettiğim gibi öğrencilerini sürekli takip eden bir hocaydı kendisi. Mesela benim başımdan geçen bir durumu ben söyleyeyim. Ben doktora derslerimi bitirdikten sonra işte yeterlilik dediğimiz o sınavları hepsini bitirdim. Tez aşamasına geldiğimde tez teklifi yazıp bölüme sunmaya hazırlanıyordum.
Fakat o arada demek ki biraz gecikmişim. Onun süresini kaçırmak üzere imişim ben. Onun da farkında değilim. Bir gün birkaç arkadaş peşimde koşarak geliyorlar. Hmm. Fazıl Rahman sen çok acil ara, çok kızgın falan diye. Ben de şaşırdım, Allah Allah, ben yani hiçbir şey yapmadım. Sonra kendisini aradım. Bana dedi ki sen neden şu derslerden bunları yapacaktın? Onları yapmamışsın. Yapmadığın için tez teklifin kabul edilmeyebilir. Çok acil gel, onu hazırla ve bir görüşelim diye söylemişti kendisi bana. Yani onu bile düşünün, ben kendim kaçırdığım halde kendisi takip etmiş. Evet. Ve takip ediyor hiç kaçırmadan. Bir de sadece o değil, yani İslam dünyasının sorunlarına da şey kalmıyor, ilgisiz kalmıyor Evet. idi kendisi. Çok yakından takip ediyordu. Mesela bizim zamanımızda, Chicago'da tabii o zaman bir Türk toplumu var ama fazla sayıları bugünkü gibi değil. Evet. Çok az diyebileceğimiz böyle 100-150 aile civarında bir Türk topluluğu vardı. Bunların çeşitli programları oluyor idi. Kültürel, milli günlerimiz oluyor. Onları birlikte kutluyoruz. Oraya birkaç defa kendisini konuşma yapmaya mesela davet ettik. Evet. Ve gelmişti, hiç unutmuyorum o konuşmalarından bir tanesini de biz hatta teybe almıştık. Onu sonradan çözümleyip şeyde yayınladık. İslami Araştırmalar Dergisi'nde onun hatırasına özel bir sayı çıkarılmıştı. Zannedersem 89 veya 90 Evet. o yıllarda olabilir. Orada yayınlamıştık kendisi. Kendisi o zaman şu sorunu ele almıştı konuşmasında. Dedi ki Amerika'da yaşayan özellikle Müslümanlar arasında çok önemli bir sorun var. O sorun da kimlik sorunu. Yani siz çok güzel buraya gelmişsiniz, burada çalışıyorsunuz, belli işler yapıyorsunuz ama acaba burada kendi kimliğinizi muhafaza edebilecek misiniz? Bu çok önemli. Orada o kimlik nedir? Kimliğin muhafazası için kültürün, tabii kültürün çok önemli bir unsuru olarak dinin ön plana çıkarılması gerektiğini ve diğer üçüncü bir unsurunda dil olduğunu söylemişti ve sakın sakın dilinizi unutmayın, çocuklarınızın mutlaka Türkçe öğrenmesini ve konuşmasını sağlayın ve mümkünse belki bir Türk okulu açarak o okulda bunun devamını temin için çalışın diye söylemişti. Evet, şimdilerde ise dünyanın dört bir tarafında bu Türk okulları açılıyor bir şekilde. Evet, evet. Alparslan Hocam devam edeceğiz sohbetimize İnşallah. Ve Fazlur Rahman'ı konuşmaya. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında İz Bırakanlar programının ikinci bölümünde Profesör Doktor Alparslan Açık Genç hocamızla bir dava, düşünce adamı Fazlur Rahman'ı ölümünün 19. seneye devresinde konuşmayı biraz daha yakından anlayıp tanımaya devam edeceğiz efendim. Sevgili seyirciler, ümmetin seçkin zihinlerinden, düşünce adamlarından Fazlur Rahman'ı konuşmaya devam ediyoruz. İz Bırakanlar programımızda Profesör Doktor Alparslan Açık Genç Stüdyo misafirim. Şimdi hocam, Pakistan denilince ilk aklımıza gelen isimlerden biri merhum Muhammed İkbal. Evet. Ve Fazlur Rahman da Pakistanlı. Bir yerde Pakistan'ın bir defa sivrilen düşünce adamlarından bir tanesi. İkbal'den etkilenmiş midir Fazlur Rahman? Ya da eserlerinde İkbal'e vurgu var mıdır? Kendileri aralarında da nasıl bir iletişim söz konusu? Tabii merhum Muhammed İkbal'in aslında çok ağır etkisi altında. Hı hı. Diyebiliriz ki tüm hayatı boyunca İkbal'in etkisinde kalmıştır Fazlur Rahman. Fakat ilk dönemlerinde belki çok daha ağır o etkiyi görmek mümkün. Bir defa eserlerini çok iyi okumuş, şiirlerini, Farsça olan şiirlerini özellikle neredeyse hepsi, çoğunu böyle ezber okuyabilecek şekilde eserlerinde sürekli atıflar yapmakta Muhammed İkbal'e.
tercümeler yapmıştır, seçmeler yapmıştır Muhammed İkbal'in şiirlerinden. Aslında o ilk dönem Pakistanlı Fazıl Rahman gibi düşünürlerin kendileri için bir önder olarak seçtikleri bir diyebiliriz ki liderdir Muhammed İkbal. Fazıl Rahman olan ilişkisini biraz da şu açıdan vurgulamak gerekir. Malum Muhammed İkbal'in doktorası da yine felsefe üzerine. Ve Muhammed İkbal Mulla Sadra'dan çok ağır etkilenmiştir. Ona atıfları vardır özellikle Mulla Sadra'nın eserlerine. Ve yine rahmetli Fazıl Rahman da bir Mulla Sadra uzmanıdır aynı zamanda. Nitekim benim doktora tezimi seçmemde de kendisi bana sorduğunda ne çalışmak istersin dediğinde ben iki konudan birisini tercih etmek istediğimi söylemiştim. Nedir diye sordu. Dedim birisi varlık. Eğer bu olmazsa kozalite, illiyet meselesi yani sebeplilik, sebep sonuç ilişkisi üzerine bir tez seçmek istiyorum. Bana hemen dedi ki o zaman Mulla Sadra'yı çalışacaksın dedi. Madem ki varlık felsefesine ilgi duymuşsun, varlık felsefesinde gerçekten çalıştıktan sonra anladım ben, felsefe tarihinde ve İslam felsefesinde demiyorum, sadece İslam dünyasında değil, insanlık felsefe tarihinde en orijinal ontolojiye sahip düşünürlerden, filozoflardan birisidir Mulla Sadra. Evet. Ontolojisiyle yaptığı katkı çok önemli. Şimdi bu açıdan da aralarında bir ilişki var Fazıl Rahman'la Muhammed İkbal. Şimdi tabii aynı zamanda bir dava adamı Fazıl Rahman. Evet. Yani evet bir düşünce insanı fakat ciddi manada davası uğruna önemli fedakarlıklar göstermiş. Bu anlamda işte belki kimi zaman birçok eleştiriyi göğüslemiş ama doğru bildiklerinden de şaşmamış bir isim. Evet. Bir dava adamı olarak Fazlur Rahman hakkında neler söyleyebiliriz? İsterseniz onu da yine bir anımla anlatmaya çalışayım. Yanlış hatırlamıyorsam 1980 yılındaydı. Chicago Üniversitesi'nde çok önemli bir sempozyum düzenlenmişti. Bu sempozyum da İslam dünyasında köktencilik, fundamentalizm üzerineydi. Fazıl Rahman'ı da onun açılış bildirisini sunma görevini vermişlerdi. Bugün hala yaşayan, Allah uzun ömürler versin, değerli hocamız Şerif Mardin hocamız da o zaman orada bir bildiri sunmuştu Bediüzzaman Said Nursi üzerine. Köktenciliğe olan ilgisi vesaire bunlar bütün tartışılmıştı. Orada ilk defa benim dikkatimi çekti hocanın sunduğu bildiride bir husus. Şunu gündeme getirdi ve ondan sonraki bazı makalelerinde bunu daha ayrı bir şekilde ele aldı. Fazıl Rahman'ın aşırı uçlara bir ilgisi vardı nedense. Kendisi aşırı değildi benim kendi anlayışıma göre. Fakat mesela İbn-i Teymiye ve İbn-i Arabi ikisini de çok acayip severdi. Yani severdi derken sürekli ilgi duyardı ama çok ağır eleştirirdi tabii ikisini de. Hocanın böyle bir yönü var. O aşırılıkları nedense ve özellikle ikisini, şimdi birisi malum tasavvufu temsil eden bir gelenek, diğeri ise o geleneğe yine şiddetle karşı çıkan bir düşünür. Fakat burada aslında Fazıl Rahman iki olguyu gündeme getirmekteydi. Kendisinin daha sonra yayınladığı bazı eserlerinde özellikle açıklamaya çalıştığı bir husus. Bu sizin söylediğiniz işte dava adamı dediğimiz meseleyi. Bir ilim adamını sadece teoriyle ilgilenen bir kimse olarak görmek istemiyordu Fazıl Rahman. Ve diyor ki bir fikri geleneği temsil eden bizdeki bilim geleneği var. Tamamıyla fikir, teorik düzeyde. Bir de eylem adamı dediği. Ve bunu da kendisi diyor ki bunu halkın temsil etmemesi lazım. Eylemi mutlaka alimin bizzat kendisinin yapması gerekir ki halka önderlik etsin ve aşırıya kaçılmasın. Toplumu değişik mecralara çekmesin. Ona göre bunu ilk defa orada dile getirmişti kendisi. Eylem adamı. Sadece fikir adamı değil fakat aynı zamanda eylem adamı
olmanın gerektiğini ve bu gerekliliği Müslümanların bir ölçüde terk ettiklerinden dolayı bu köktencilik diye bir sorunun çıktığını savunuyor idi kendisi. Tabi orada Batı'ya getirdiği çok önemli eleştiriler vardı. Evet. Çok ağır eleştirdi orada Batılı müsteşrikleri diyebileceğimiz. Çünkü İslam'da köktencilik diye bir sorun yok diyordu kendisi temelde. Fakat neden acaba böyle bir sorun yaratıldı, ortaya atıldı? Bunun açıklamasını vermeye çalışıyor idi. Açıklaması da buydu. Orta bir yol seçilmemiş idi kendisine göre. Ya tamamen eyleme kaçan İbn-i Teymiyeci bir yaklaşım, kendi tabiriyle belki de biraz daha işte bugün selefilik diyorlar ama Fazıl Rahman selefiliği aslında savunan birisiydi. Hı hı. Ama İbn-i Teymiyeci anlamda değil. Çünkü aşırıya çeken bir yaklaşım görüyoruz onda. Tabii İbn-i Teymiye'yi bir alim olarak görüyordu kendisi. Bir düşünür olarak görüyordu kendisi. Fakat o düşünür yönü nedense eylemciliğinin baskısı altında hiçbir zaman orta yolu bulacak bir seviyeye gelmemiştir. Benim anladığım yani, benim hocama getirdiğim yorum. Savunduğu nokta husus bu idi kendisinin. Evet. Son olarak Türkiye'de Fazlur Rahman'ın eserleri sizce iyi okunmuş, anlaşılmış ve algılanmış mıdır? Mesela Türkiye'de ülkenin Müslümanları için iyi birer Fazlur Rahman okuru demek mümkün müdür? Ve bu çerçevede ülkemizde de bunun tartışmaları çok olmuş mudur hocam? Evet, ülkemizde sevindirici bir düzeydedir diyebilirim. Çok güzel yorumları, işte malum Fazlur Rahman adına düzenlenen sempozyumlar, özel sayılar, yayınlar, kitaplar, doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, bunlar hepsi sevindirici. Bence yeterli mi değil mi bilemiyorum. Belki o tartışılabilir ayrıca. Çünkü bunların alıp tek tek hepsinin incelenmesi gerekir. İşte bilimsel düzeylerinin nereye geldiğinin ortaya konması gerekir. Fakat bence şöyle bir İkilem var gibi hissediyorum ben katıldığım toplantılarda, işte bu tür programlarda. Birincisi, sürekli Fazlur Rahman'ı o demin anlatmaya çalıştığım, eğer bu tabir yerindeyse, bir nevi kötü modernciliğe, batıdaki modernist anlayışa çekmeye çalışan bir yorum var. Bu aşırı. Ha, diğer taraftan da hayır, Fazlur Rahman'ın getirdiği modernite tamamıyla doğrudur. Bunu uygulamamız lazım. Uyguladığımız zaman İslam dünyası kurtulur diye yine bir aşırı yaklaşım var. Bence bu aşırılıklardan kaçınmak lazım. Bizim gördüğümüz hocanın derslerinde mesela kendisini çok ağır şekilde biz öğrencileri olarak eleştirirdik. Hoca çok sevinirdi. Gerçekten o kadar sevinirdi ki hoca, hemen coşardı kendisi, tekrar cevap vermeye çalışırdı. Çok güzel, o zaman şunu araştır sen, şunu yap gibi bizi yönlendirirdi kendisi. Evet. Ve hiçbir zaman şey yapmazdı, eleştirildim, benim fikrim doğru, kesinlikle böyle yapacaksınız diye bir şey dayatmazdı. O açıdan bence Fazlur Rahman'a eleştirel yaklaşmamız lazım. Ne de olsa sizin de belirttiğiniz gibi, İnsan bilgi, 19 yıl geçti vefatından bu yana, insan bilgisi durağan değil. Ne de olsa sizin de belirttiğiniz gibi, insan bilgi, 19 yıl geçti vefatından bu yana, insan bilgisi durağan değildir. Bir gelişim süreci geçirmektedir. Bu gelişim sürecinde ben kesinlikle şuna inanıyorum ki, rahmetli Fazlur Rahman görevini yerine getirmiş ve bize bir basamak oluşturmuştur. Biz o basamağı şu anda basmış bir durumdayız. Orada kalmamamız lazım. İkinci bir adımı üst basamağa atmamız lazım. Ki tekamül edebilelim. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim.